Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Kalpli, cıvıl cıvıl bir çalışma yapacağız sizlerle bugün. E, motiflerimiz kalplerden oluşmuştu. Kenar talamasında yine kalplerle yaparak e, şöyle güzel bir şekilde örmeye çalıştık. E, bunu bu kenar çalışmamızı illa kalp olması şart değil. Her türlü örgülerinizde çalışabilirsiniz. Yapımı son derece kolay eminim çok severek yapacaksınız. Evet kolay gelsin diyerek hemen kenar tığlamamızı yapmaya küçük bir motifimiz üzerinden başlayalım. Kolay gelsin. Tığlama çalışmamızı köşemizden küçük parçamız üzerinde yapmaya başlayalım. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum. Ve ilk köşemizden başlıyorum. Şöyle batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çekiyorum ve tığımı buradan çıkarıyorum. Başlangıç şişime batıyorum. İlmeğimi takarak buradan geçirip bir tane halka yapıyorum. Ve şöyle bir tane zincirle halkamı kapatıyorum. Ve sıkı iğnemi yapmaya başlıyorum. Sağ taraftaki zincire bakınız şu kısma sık iğnelerimi başlatıyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 1 Tekrar tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 3 tane sık iğne iki defa tek seferde başını dolayıp çektik. Şimdi tığımın başını doluyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. 1 ve 2 defa da çekiyorum. Bir tane ördüm. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 3 defa da çektiğim trabzanımı örüyorum. Bir daha doluyorum. İkinci kez 3 defa da çektiğim trabzanımı örüyorum. 3 tane sık iğne, 2 defa başını dolayıp tek seferde çektim. 1 tane ikili trabzan, 2 iki tane 3 defa da çektiğim trabzanım var. 2 zincirimi çekerek kalbimin ilk yarısını örmüş oluyorum. Şöyle görelim. Kalbimizin ilk yarısı tamamlandı. İkinci yarısını buradaki yapmış olduğum işlemlerin şu şekilde geri dönüşüyle aşağıya kadar iniyorum. Yani iki tane zincir, iki tane yan yana üç defada çektiğim trabzan, bir tane ikili trabzan, iki defa başını dolayıp aldığım ve üç tane sık iğne ile aşağıya doğru iniyorum. Çıktığımız işlemimizin tam tersini aşağıya doğru inerek yapıyoruz. Hemen iki zincirimle başlıyorum. 1 ve 2. Tığımın başını bir defa doluyorum. 1, 2, 3. İlk trabzanımı ördüm. Tekrar 1, 2, 3. 3 defa da aldım. 2 trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. 2 defa da çekiyorum. 1 ve 2. Tekrar tığımın başını doluyorum. Tek ikili trabzanımı ördüm. Başını dolayıp tek seferde kapatıyorum. Başını doluyorum. ikinci kez tek seferde kapatıyorum. Ve 3 tane sık iğnemi en dibe örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane sık iğnemizi de aşağıya ördük. Buradaki yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynısını karşı tarafa da ördüm. Şimdi 3. sık iğnemizden sonra aynı yere batarak ilmeğimi kaydırıyorum ve birinci kalbimi bu şekilde yerleştirmiş oluyorum ilk kalbimiz ikinci kalbimiz için başlayalım birinci trabzanımın üst kısma giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir ikinci trabzan üzerinden batıp kaydırıyorum 2 3. trabzanı batıp sadece ilmeğimi kaydırıyorum dördüncü trabzanımın bakın şuradaki minik gözleri beşinci trabzanımız ve minik gözümüzü girerek 6. trabzanımıza kadar ilmeğimizi kaydırarak geliyoruz. Şöyle kalbimize bağlantılarımızı yaparak devam edeceğiz. Yine aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. 10 tane zincir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektikten sonra tığımı çıkarıyorum. Hemen zincirimin dibine bakın. Tığımı girdiriyorum ilmeğimi tığıma takarak buradan dibinden geçiriyorum ve bir tane zincirle burayı kapatıyorum. Ve hemen 3 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3. 3 sık iğnemi ördüm. 2 defa başını dolayıp çekiyorum. 1 ve 2. İkinci kez başını dolama işlemini yaptıktan sonra diğer kalbimize birleşiyoruz. Diğer kalbimize ise tığımızı bakınız şuradan girdiriyoruz. İki tane zincirimizi bir diye sayalım. İki trabzanımız da yan yana. Bir, iki, üç. İkili trabzanımız dört. İkinci kez başını doladığım ve tek seferde çektiğim üstteki trabzanıma batıyorum. Tığımın ucunu ilmeğimi alıyorum. Şu şekilde geçirip bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum ve sırada olan ikili trabzanımı örüyorum 1 ve 2 ve sonra 1 2 3 defa ördüm trabzanım 3 defa da tamamladım ikinci trabzanımı ördüm ve iki tane zincirimi de çektikten sonra kalbimizin yarısını yeniden tamamlamış oluyoruz şöyle görmenizi istiyorum bakınız şu şekilde birleşme işlemimizi yaptık şimdi aynı işlemimizi aşağıya doğru inerek geliyoruz 2 zincirimi çekiyorum 1 ve 2 1 2 3 defa da birinci ördüm 3 defa da ördüm ikinci trabzanı ördüm tığımın başında doluyorum 1 ve 2 defa da ördüm trabzanı Sonrasında 2 tane tek seferde 1 2 tek seferde aldım. Aşağıya 3 tane 1 sık iğnem örüyorum. 2 3 Her iki yana da aynı işlemi yapıyorum. 3. sık iğnemi ördükten sonra dibine batıyorum. İlmeğimi kaydırıp çıkarıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 defa ilmeğimizi kaydırdık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincirimi çekip ilmeğime çıkardım. Dibine batıyorum. İlmeğimi alarak şu ilmeğimi takıyorum. Bakınız 10. çözdüğüm için örüyorum. Geçiriyorum. Bir tane zincirimle kapatıyorum. 3 sık iğne 1 2 ve 3 2 defa başını dolayıp batıyorum 1 ve 2 karşı tarafın kalbine bağlanıyorum yukarıdan sayarsanız daha kolay olur 1 2 3 şurada da ikili trabzanımız vardı hemen tam karşısına gelen bölüme takıyorum kapatıyorum ikili trabzanımı buradan itibaren başlıyorum ikili trabzan 3 defa da ördüm trabzanım ve ikinci kez 3 defa da ördüm trabzanım 1 ve iki tane zincirimi çekip kalbimin tam ortasına batıyorum ve üçüncü kalbimizi bu şekilde başlatmış oluyoruz bakınız çok çok kolay bir o kadar da güzel bir model yapması da çok zevkli şimdi diğer yarısında aynı şekilde tamamlayalım. 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 tekrar 1 2 3 şimdi ikili trabzanımı 1 ve 2 başını dolayıp tek seferde çekiyorum başını doluyorum tek seferde çekiyorum 3 sık iğnemin ilkini ördüm ikincisini ve üçüncüsünü ördüm hemen dibine batarak kaydırıyorum ve sonra 6 tane trabzan üzerinden ilerliyorum 3 4 5 ve 6 bu işlemimizi tekrar ederek 4 köşemizin dördünü de örerek modelimizi tamamlıyoruz. kalplerimizi minik motifimizin etrafında çalışmaya başlamıştık. Diğer birleştirmiş olduğum parçayı ise şu şekilde örerek tamamladım. Bitişimizi nasıl yapıldığında göstermek istiyorum. Bakınız geçişlerimizde bütün işlemlerimizi yaptık. Gayet kolay ve güzel bir çalışma. Hemen bakalım. Yine kalbimizi aynı şekilde örerek tamamladım. İki tane üç defa da aldığım trabzanı bir defa iki tane de ördüğüm Trabzanımı e, tamamladıktan sonra diğer tarafa geçişimi yapıyorum. Aynen diğer uçta birleştiğim gibi önce ilmeğimi küçük tutuyorum. Şöyle alıyorum üzerinden geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak birleştiriyorum ve bu şekilde kapanışı yapıyorum 3 tane de sık iğne örüyorum 1 2 3 son olarak şuradaki beyaz kısmımız var bakınız bütün e, motifimizin üstleri kırmızıyla ilmeğimizi atlatarak devam ettirmiştik burada da geliyorum hemen dibine batıyorum 3 sık iğnemizden sonra ilmeklerimi birer birer trabzanlarımın üzerinden kaydırarak hiçbir şekilde alttaki motifimizin renginin kalmasına müsaade etmiyoruz ve tamamlıyoruz. Bakın ilk başlangıç noktama geldim. Tığımın ucunu şu şekilde yandan girdirerek ipimi alıyorum. Tekrar kaydırarak bir tane zincirimi çekiyorum ve birleştirme işlemimi bu şekilde tamamlıyorum. derimizde keselim. Herhangi bir e, göze hoş olmayacak görüntümüz kalmasın. Şimdi bakalım. Evet, gayet güzel bir çalışma olduğunu görüyoruz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, beni istediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.